Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi parçalar nerede? Arkadaşlar şimdi de Kadife Hanım'ın yuvasını yapıyoruz. Kadife'yi buraya alacağız. Bayağı hummalı bir çalışma var. Şu ön tarafını falan böyle tahtalarla koyduk ki arkadaşlar yağmur yağarsa falan en azından çamur olmasın diye. Onlar... Onu versene bana tahtayı yaz. Uzunlamasına mı koysaydık acaba? Diğerlerinin altına sok o şeyleri. Yeterli mi? Oldu ya. O mavi tek parçayı da koysaydık. Daha iyi oturmaz mı? Mavi tek parça aldık. Tek parça değil mi? Oldu mu? Nasıl? İdare eder. Hani çok oldu da diyemem, olmadı da diyemem. Tamam. En azından toprağa basmasın yeterli. Hani toprağa basmasın derken yağmur yağarsa çamur olmasın. Şimdi o zaman ne yapalım? Gelin ön tarafı çekelim. Fazlasını keselim sonra diğer tarafı çekelim. Evet evet şu yanları da kapatacağız arkadaşlar. Bunu bir temizleyelim. Kapıyı şu kısma. Alalım. Şunu şöyle dışarı doğru alalım. Bak şöyle şu şekilde. Bunu diğer... keselim direkt. Hayır, gerek yok bak şimdi böyle dışarı doğru alacağız ya. Diğer teli bunun üzerine getireceğiz çakacağız. Getireceğiz çakacağız anladın mı benim dediğimi? O zaman ne yapalım Tayfun? Telin üzerinden kalkalım öncelikle. Yücel. Sen teli tutarken bayağı bir yorulmuşsun. Abla çok yorulmuş ya. Ya inanmıyorum. Yalnız sen onu çekimdeyken yuva yıkılacak o derece. Neyse ya iyi olacak, güzel olacak. Yuvanın üstünü çöpleri bir alalım ya. Aa evet onları alalım dedik unuttuk bak. Neye koyalım onları? Önce bir. Neyse en son alırız poşet diyorum. Şey yap. Şunu versene. Ben Orçun'dan camdan şey isteyeyim, çöp poşet isteyeyim deyip de onları dolduralım. Köpek taşıma kabına doldur çöpe dökeriz. Ya da öyle yapalım. Ne olmuş? Çamın yaprakları dökülmüş. Abi yavaş. Ya çocuk orada. Hepsi yeni şey bir de. Ciddi misin? Evet. Biz mi aldık onu? Ben aldım tabii. Çok eskiden kaldı. Ya Tayyip bunu. Eskiden eskiden olmuş. Yeni alınmış. Temiz betona dök. Kasa çıksın o suyu yenmesin orada. Tamam onu sonra ayarlayalım. Yücel ne kadar kızdı ama Yücel'i destekliyorum şu an haklıydı kızmak. Ya? Sana? Niye? Evet şu an Yücel'i destekliyorum yani. Çocuğun kafasına döktün hepsini. Hamamlar da kapalı ne olacak bilmiyorum. Ama şey Yücel'e kışkırtma yapıyorum onun için yani. Sana kışkırtma gelecek abi. Tamam. Aa nasıl aklıma gelmedi? Aslında böyle çalışırken daha gergin oluyorsunuz ya. Çok güzel olurdu ama aklıma gelmedi. Ben bu teli açayım. Yani öyle de böyle de bu teli söktürdünüz ya bana yara olsun. Ya da onu sökmen lazım ki. Ya söktürdüm bir şey kalmadı. Evet şimdi. Bir dakika önde bir kedi sesi geliyor. Ben ona gidip bir bakayım. Acayip kızıyorlar. Alacağız mı yoksa? Nereye? Şurayı. Kenarda var ya tahtaya şey koymak için yemek yollar. Yok yok hayır onun içine. Yemeği buraya koyalım. Hiç gerek yok orada yesin. Yok gerek yok ya biz kapı var orada. Kapıyı açıp yemeğini koyarız. Suyunu yemeğini koyarız. Kapının altına. Zaten daha önce de öyleydi ya Hera orada kalıyordu. Tamam aynen. Hadi güzel getir. Hadi bakalım akşam olacak yani şimdi. Yetiştirelim şunu daha odunluk var bir de. Geleyim ben de. Ulan çok dolamışlar ya. Bu bayağı dolmuştur. Şeyli kessenize. Şey, penseli keselim. Pensin abi. Buyurun Yücel Bey. Penseniz emrinize amadedir. Teşekkür ederim İspanya. Hay maşallah. Valla Yücel ağlamak istiyorum ya. Yani abi Yücel'i bu şekilde çalışırken görürken hakikaten Bak görünmüyor ama tüylerim diken diken oldu ha içeride. Hep oturup sanki oyun oynuyoruz. Yani. Aynen öyle. Bütün gün oyun oynuyoruz. Bir de PUBG mi, PUBG mi ne hoştum ondan arkadaşlar. PUBG. Bir de bir tane daha var böyle vurdulu kırdılı onun adı neydi? PUBG oynuyorlar. PUBG. Yok ya Yücel çok çalışkan bir çocuk esasında.
Hani bakma işte bu aralar karantina var diyor, öyle oyuna verdi kendini. Ya çok bence geniş, geniş çok delikleri. E ne yapacak köpek, o delikten çıkamaz ya. Yavru olacaklar da. Ya çıkamaz oradan. Çift kat yaparız abi. Tamam getirelim. Bir yapalım. Evet. Yavrular ayaklanana kadar o zaman baktık olmuyor. Bir kat daha yaparız ileride. Bir bakalım. Yalnız o penseyi koyduğun yer yırtık bir yer değil mi? Evet abi. Çok akıllıca. Sakın penseyi koymak için yırttım orayı deme. Arkadaşlar görüyorsunuz yani böyle bugün tüm zor günümüz, evet çok zor şartlar ve tüm günümüz gitti diyebilirim. Neyse inşallah sağlıklı sağlıklı büyürlerdi. Çivi getireyim abi. Bu burada aldım ben, aldım. Sen gel buraya. Çivi orada. Çatıda çatıda. Burada sen bunu tutsana. Bu arada arkadaşlar sizinle de paylaşmak istiyorum. Geçen gün saat 7.30 gibi bir sabah kalktım. Ben de zannediyorum Mücelle Tayfun uyuyor. Böyle ne oldu ya? Bir şey anahtar almak için mi? Şeye girmek, odanıza girmek zorunda kaldım. Bir baktım ikiniz de yoksunuz. Hemen tabii telefona sarıldım. Tayfun'u aradım. Oğlum neredesin? Anne biz Bursa'dayız diyor ve sabah 7.30 arkadaşlar. Bizi uyutmuşlar. Kaçta çıktınız o sabah? Abla yalan söyleme gerek. 4.30 gibi çıktık. Yani. 4.30 gibi çıktınız. Sabah. Ya işte böyle de yapıyorlar. Ben duydum da ben köpeklere bakmaya gidiyorum. Ben de duydum da siz işte bahçeye çıkıyorlar falan diye. Aldım şey. Nasıl yoktu? Ayfın bir kaldırdı beni, bak gidiyoruz dedi. Ben de tamam dedim yani. Bir şey ya yok. Böyle bir şey var mı ya? Sabah 4.30'da aklımız yese hadi Bursa'ya gidiyoruz. Neyin kafası bu? Bir şey de yapmadı. Arabada oturduk zaten. Böyle bir şey yok yani. Hani onun için gidişat galiba buraya koyup sizi kilitlemeyi gösteriyor yani. En son çare olacak. Evet. Şimdi güzel bir gerdirelim onu. Sadece bir şey diyeyim. Cidden bunun araları çok ya. Önemli değil ya. Sen gerdir. Ben onu da formül bulacağım. Rahat olsun. Siyah filayı çekeceğiz değil mi? Zihin okuma kabiliyetim var desem. Ama bence bende de var biliyor musun? Ya insanları çok iyi tanımaktan ya da ne bileyim galiba var, hissediyorum. Bazen her zaman değil de bazen oluyor. Hani bu konuda bir eğitim falan almadım ama tabii bu tarz kitaplar çok fazla okudum diyebilirim. Mesela bakarken falan aslında biraz tahmin edebiliyorum. Tabii birebir tutturamıyorum ama bazen ya tahmin edebiliyorum. Ben şöyle düşünebiliyorum. Bana genelde sürekli oluyor. Mesela o bir şey düşünüyor. Ben onu düşündüğünü anlayıp söylüyorum. Aa ben de düşünmüştüm onu diyor. Oysa ki ben onu anlamıştım. Şu an aklımdaki düşünce çekici benim kafama vurma. Ay. Bu arada Tayfun nereye gitti? Onunla sonra hesaplaşacağız. Kaytardı ya. Baştım. Tayfun gitti. Ya inanmıyorum. İki tane çivi çaktı. Allah'ım anne ben çok yoruldum. Bu kadar üşengeç bir çocuk görmedim. Gerçi öyle diyorum ama Orçun'dan sonra diyeyim. Orçun daha da fena. Orçun öyle kendini zaten şu an tam karantina yaptı. Odadan çıkabilmesi için böyle artık davul zurna falan gerekiyor. Hani sesleniyoruz yine duymuyor. Bir de karantina bahane mi ya? Bence oturduğun zaman geçmiyor. Gelmiyor diyor. Haklı. Bana virüs bıraktım. Aynen Yücel'in dediği gibi onu bahane ediyor. Neyse ben bir gidip bakayım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? Yan tarafı bitirdik. Vallahi anne çok yoruldum yan tarafı yaparken. Kimse yardım da etmiyor. Niye yaptın? Zor da olsa yaptım yan tarafı. Şimdi bıraktım ön tarafı da yapsınlar şu an. Biraz şey oldum, mayışım biraz. Tabii aldığımız tel biraz geniş. Ne derler ona? Aralar açık. Aralıklı bir tel. Tavuk teli mi oluyor? Kümes teli. Yani kümes telleri böyle oluyor. Neyse işte onun üzerine şey yapacağız şimdi arkadaşlar bir de. File koyacağız değil mi? Tamamen şey siyah kapansın diye. Siyah fileyi takacağız. Valla bilmiyorum o nasıl olacak. Benim diyeceğim şey bence çift kat yapalım.
siyah filiye. Olur olur da ya gereksiz yere de kullanmayalım. Daha lazım olabilir çünkü. Bence siyah filiye yapalım. En azından kullanmadığımız malzemeyi değerlendirmiş oluruz. Olacak olacak, güzel olacak inşallah. Ben beğendim. Ay Allah'ım. Abi niye tersine bakıyorsun ki? O değil de şimdi kadife kızar mı Tayfun? Nasıl yapacağız? Siz hiçbiriniz gelmiyorsunuz, sadece ben alacağım. Tamam, o önemli değil de işte önce kadifeyi mi alacağız yavrularıma? İyi, kadife gelmek istemeyecek. Kadifeyi bayıltalım. Ben bir kureşe vurayım. Ya da kadifeyi atıyorum Yücel tutsun. Hani yavrularını görsün buraya getirdiğimizi. Vermez, saldırır. E nasıl yapacağız? Sadece bana saldırmaz. Kendine gelir bakacağım. Tamam. 100 resme gel gelelim. Az önce tamam. Gittim sevdim. Nasıl sevdin? Ben gittim sevdim bildiğin. Yavru da sevsene. Abi yavru mu? Ne diyorsun abi? Bence de abi. Ne? Bir de seni oynamayacağım. Ne? Niye ben de oynamayacağım? Allah hep böyle tehdit de konuşuyor da işte. Yalnız 3 yaşındaki çocuklar gibi bir daha seninle oyun oynamayacağım. Çok çok iyiydi ya. Allah sersemledim ya. Bir daha sana misketlerimi vermeyeceğim Yüce. Diyorum sana. Tayfun'u bu kadar çalıştırmayın yani. Yazık günah çocuğa. Abi ben tansiyon hastasıyım ha. Ben tansiyonum çıktı. Kalp var bende. Bu kalem mi ya? Her şey var. Tabii bu bir şaka değil arkadaşlar bu arada. Şu an koronavirüsünden dolayı şey yapamadık, gidemiyoruz da ekstra bir araştırma yaptıracağız bu konuyla ilgili. Çünkü Tayfun'un yaşına göre hani tansiyon olması sürekli gerçekten artırılacak bir durum. Ondan da bu şaka değil yani. Bence de ilgilen. Mesela bende 10 yıldır belli rahatsızlığı var. Mesela benle hiç ilgilenmedim. Tayfun'la ilgilenmen lazım. Daha genç çocuk, yaşasın biraz. Ben nasıl yaşadım yaşayacağım. Ya senin ayağını bir mezarda zaten. Ya ben ölürsem mezar zaten. Ölmezsem gezer. Ölümün yarısını yaşamışım zaten. Mezar bağrındayım. Nesindesin? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hena duvarın üzerine çıkmış da neye bağırıyor orada? Ne bileyim, biri bağırıyor kendi yani. Bir şey var bende, yoksa oraya çıkıp bağırmaz. Köpek geziyordur bir ihtimalle de kendim elim abi. Bu gergin değil. Alttan çekecekler. Şey, şu alt taraf var ya. Kim şuraya göründü mü? Orası iyi ya, fena olmadı. Aklıma ne geldi? Ciddi buraya misin? Palet çakalım önden. Ciddi misin? Bence ne yapalım biliyor musun? Oğlum buradaki gibi palet yapacağız. Hayır, palet koyalım. Çakmadan sabit durmaz. Ciddi bir şey diyorum, bak burası hep paletli. Hayır, onu önce düşündük ama şimdi köpeğin de şeyini düşündük. Hani psikolojisini, dışarıyı görsün en azından. Görür anne zaten. Paleti kapatıyor ama komple. Kendini hapis gibi hisseder. Şu şey çalışmayı biraz hızlandırsak mı acaba? Akşam oldu artık. Daha biz odunluğa gideceğiz ya. Bir de orası var. Ne diyeyim? Ben şeyi bekliyorum. Sonu bekliyorum açıkçası. Kadife'nin vereceği tepki nasıl olacak? Vallahi o sıkıntı bilmiyorum nasıl yapacağız. Şimdi ben de çekiniyorum ya. Buranın yeni olduğu için taşımak zor. Ayşe'yi de tanımadığım için kadifeyi diyeyim. Saldırır mı saldırmaz mı bilmiyorum. Çünkü ilk defa yapmış oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi ön tarafı da bitirdik. Hani yapabildiğimiz kadarıyla. Yine de fena olmadı yani. En azından korunaklı oldu. Şöyle yan tarafı da göstereyim. Yandan da bu şekilde kapattık. Önü kapattık. Şimdi diğer yan kaldı. Orayı şey kürekli mi kazsak? Kürek getirmiştim ben burayı. Ağaçta da orada. Çamur birikmiş ya. Onun altına böyle düz bir tahta koyalım mı? Çukur aç biraz. Değil mi? Temiz olsun hani böyle kapatıp açarken. Onu şurada vardı hatta, ben hemen gidip getireyim. Yani arkadaşlar, bayağı yorucu oldu diyebilirim. Bakayım şu olacak mı?
bir bu bir öneri sadece. Daha fazla kazıp bunu alta koysak böyle açıp kapatırken rahat olmaz mı? Hani daha tabii biraz daha fazla kazmak gerekiyor. Arkasına destek taş koyacağız. Şimdi ne kaldı? Burayı yapacağız, değil mi? Orası ne kadar yapacak? Yani şuradan şöyle ölçeceğiz. Şu içe kadar. Burayı da kapattık mı? Tamam. Kapımız da kapı yani ha. Çok şık. Amerikan kapı gibi. Onu biraz daha kazımak lazım yere. Ya bir şey söyleyeceğim. Marmo mu yaptı bu ağacı böyle? Vallahi kazmış. Ağaç mı ya? Yok be, yeni yapılmış. Baksana taze duruyor şey kabuklar. Isırmıştır belki. Isırmış. Ay ne güzel bir toprak koktu. Yüce sen ne yapıyorsun? Böyle garip garip hareketler yapıyorsun falan. İnşallah da. Biz sayfamızda oturmuyoruz ki sabahtan beri. Yalan söyleme. Yalancı oldu bu çocuk. Parfüm çalışmasa da çalışıyormuş gibi. O psikolojiden dolayı şu an yoruluyor izlerken. Evet. İzlemek daha çok iyi. Ay şu an bende de var aynı şey. Tayfun sen de şu toprakları bu tarafa al oğlum da. Nasıl alayım? Kürekli, kürek ver şurada. Yüceli İsmail şey teli yapsın. Yüce sen alsana onu oradan. Onlar teli yapıyorlar. Ben tahtayı alıyorum. Ha tamam o zaman ya. Yorma kendini, bekle bekle. Hadi şimdi bunu alsana. Onu nasıl alacağım oradan? Ne iş çıkarıyorum başıma. Ya hayır hani bir, daha böyle biraz pratik mi diyeyim. Çalışalım da akşam oldu. Yani biraz da ben oturayım be Tayfun. Hiç bilmiyorsun anne sen de otur biraz falan. Yok nerede? Nerede? Tamam yeter. Aldım. Çok güzel oldu ya. Vallahi Tayfun ellerine sağlık be ya. Vallahi yani, bir şey değil. İnan senden var ya bu kadar profesyonel bir iş beklemiyordum. Eyvallah teşekkür ederim. Ne demek? Bunu ne yapacağız ya? Şimdilik o kenara atacağız. Sonra o kenardan başlayalım. Bu şimdi burada dursun. Hayır hayır oradan alalım şu kenara koy. Yarın da Allah kısmet ederse komple bahçeyi temizleyeceğiz. Şimdiden yüz ekşitmeyelim. İlgililere duyurulur. Yücel de var tabii burada. Yücel diyormuş. Ha başlarım koronavirüsüne falan. Çıkıp gidiyorum ya ben. Yeter be geldiğimden beri çalıştırıyorsunuz mu? Allah'ım ya. Tamam oldu Yücel öyle kalsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Balkon. Böyle iyi yani. Kalsın ya ne olacak. Balkon gibi oldu işte. Hayır hayır. Onu şeyden yapacağız. Şu alttan keseceğiz de onun ölçüsünü nasıl yapalım hocam? Yok şimdi ben buradan keseceğim. Ha, tamam sen yapabiliyorsan onu kesmeye başla istersen. Hala ben keseyim yoksa. İstersen bir kare fazla kes de. Her ihtimale karşı. Tam ağacı sarmalayacak şekilde kes. O ağacı mı? Aynen. Ya ağacı biraz fazlalıklı kesin. Olsun işte. Ağacı gibi. Ağaç daha sağlam olduğu için. Abi yardım etsene şu şey. Bir dakika şöyle yapalım. Abi yardım etsene. Hayır. Yeter yeter evet oradaki pay zaten ağaç ben kadar oldu. Bakarsın sen. Yoruldum. Üzüyorum şu anda. Yeter yeter çok açtım. Yücel şuradan aşağı doğru. Abi ben bir şey fazla keseyim de biz hiç. Ya oruloyu oradan al onu. Yücel ne oldu Yücel? İsmail abi, İsmail Bey bir şey yok. Abi bir şey diyeceksen de ya arkamdan hareket yapıyormuşsun. dün videoda da gördüm arkamdan hareket yapıyordun canlı yayında. Nerede abi? Canlı yayında gördüm. Aa onu ben de gördüm çok güldüm hatta. Ha sen benim dedin sonradan ya. İzledim yayını tabii ki de izledim açtım. Hadi çocuklar, hadi çocuklar daha pratik. Helal. Gaza getirmeye falan mı çalışıyor? Evet. Bunlardan söyleme. Biz orada iki şey yiyecek mi ki? Sabahtan beri çekiyorum abi ben. Yalnız bu taraftaki şey payaz kaldı. Biraz daha bu tarafta kalsın. Payaz burada.
Abi burada fayans var. Güzel geldik. Kardeşim. Anlamıyorum, anlamıyorum. Niye anlamıyorsun? Gerdifin işte daha. Abi bu işten kaçıyor ya. Nasıl geldi? Böyle mi? Ama oradaki pay yeterli mi? Yeterli. Hayır, şuraya gelecek ya şöyle sivil çakılması gerekiyor. Yetersiz. Hayır, biraz yetersiz. Yetersiz bu. Bu tarafa ver. Bu tarafa verin abi. Tayfun beni tekrar edip durma. Ya Tayfun da benle eğleniyor. Öyle olmadı ki o. Onu sıfırlamak lazım oraya. İsmail Bey, fikrimi önerebilir miyim? Öyle olmaz. Şu kısmı bak şöyle düşündüm ben de. Şöyle içe doğru böyle yapacağım. Anladın mı? Bak şöyle. Ay, düşüyordum işte. Başka fikri olan var mı? Ben. Aa, bence öyle yapalım. Bence balkonu sil oradan. Benim dediğim benim dediğim iyi değil mi? Güzel. Gelsene sen. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyor yüzde kışırtma? Çok iyi. Niye? Ay, ciddi yapmıyorsunuz ki, ondan dolayı tepki göstermiyor. Ciddi yapayım mı? Geçti artık zamanı. Yuvanın ikincisini bitirmişiz, şimdiden sonra yapsan ne? O zaman yarın da yapacağız, o zaman yaparım. Gece bakıyormuşuz, Yücel yok evde. Kaçmış gece. Dayanın işimiz var. Nereye? Aa. Başka işini yapacağız. Demiyorum, benim başka işim vardı. Ha. Ne iş vermişler? Yalan söylüyor ya. Bu kabloyu niye kopardın? Kardeşim, uydu kablosu, ne yapacaksın? Uydu kablosunu niye kopardın? O anten kimin tarifi? Benim tabi o anten bize bağlı. Oraya mı bağlı adamın anteni? Kablosuz bağlantı galiba. Evet. Evet. Wi-Fi çekiyor. Yok ki kablo yok içinde. Bluetooth öyle yeni ya, sistem. Kardeşim. Umcamadım sinirden. E o zaman ben aşıyı alıyorum. Hayır daha dur. Şivilemediler. Tayfun ayak duyuyorsun yalnız he. Ayak duyuyorsun dedim. Evet çok yok, biraz açsızım sen. Ne oldu? Ben gidiyorum eve. Evin temizliğini yapayım ben. Dur. Ya şaka denilince ilk böyle Google'a yazıyorum, şaka denilince ilk başta Tayfun çıkıyor. Ya onu boş ver de sen şu güzelliklere bir bak. Gel. Arkadaşlar şu güzelliklere bir bakar mısınız? Bizi mi izliyorsunuz oğlum siz? He? Oradan bize mi bakıyorsunuz? Anne. Ay ay. Oradan bizi izliyorlar ya. Kuşum. Ne yapıyor? Geleceğim birazdan, tamam mı? Geleceğim. Aferin benim oğluma. Çok akıllı durur. Bak nerede oturuyor. Bambi gibisi yok. Evet arkadaşlar, şimdi yuvamızın son hali bu şekilde oldu. Böyle balkonu falan da var. Hani canı istediğinde böyle balkona çıkacak arada bir kadife. Yavrular oradan kafalarını çıkartırlar galiba. Bu alt açılmaz mı yavrular? Altta sabitledik şeye. Ya yine yarın bir tekrardan gözden geçiririz. Gerçekten akşam oldu yani. Onları da tedirgin etmeden inşallah sağlıklı bir şekilde buraya alalım da. Yuvamızın son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Gayet de güzel oldu aslında, değil mi? Yalnız bence şurada gitti. Beyaz saltalar alalım. O köpek tuvaletini yapacak buraya. Yani o da var. Oraya tuvaletini yapacak. O beyaz saltanın üstüne yaparsa nasıl alacağız? Yo, beyaz saltanın üstüne yapacak kolay oluruz ki. Toprağı yapacak, topraktan zor oluruz. Bunun üstü açılmaz ya. Yıkar geçer ya. Oğlum orayı nasıl yıkayacağız? Tahtayı dışarı çıkartıp yıkayacağız. O şekilde yaparsan öyle olabilir. Şimdi toprakta da kazıya kazıya orası çukurlaşmış zaten. Toprak alıyoruz ya sürekli. Öyle. Yani öyle böyle derken akşamı da ettik arkadaşlar. Neyse, ben de artık burada videomu sonlandırayım. Yavaştan bir eve geçeyim. Siz de kadifemizi buraya inşallah güzel bir şekilde alırsınız çocuklar. Ne yapalım uzman Tayfun? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.